arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Bugün kardeşimle beraber babaannemizi çıldırtmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Çıldırtacağız direkt. Neler olacağından biz de emin değiliz ama oyunumuza geçmeden önce gelin videomuzun yorum kralını görelim. Bu videomuzun kralı Emir 52528 isimli kardeşimiz olmuş, demiş ki: abi lütfen beni videoya al, her videona yazıyorum lütfen demiş. Bir sürü de kalp koymuş. Arkadaşlar bu arada kimin çıkacağını ben seçmiyorum, program otomatik olarak seçiyor. Bu videomuzun şanslısı da Emir olmuş. Yani Emir öyle dedi diye almadım aslında. Ama olsun, Emir bu senin kral olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Alamam gibisin Emir. Eğer sizler de arkadaşlar videomuza like edip aşağıdan kanalımıza abone olursanız, hadi gelin babaannemizi çıldırtmaya başlayalım. Oyunumuza girdik her zamanki gibi. Horul horul horlayarak uyuyoruz. Diyoruz ki hayır, bugün pazartesi dedik. Ve alarmımız ötüyor. Devam edelim. Bugün gerçekten okula gitmek istemiyormuşuz. Tıpkı Ertuğrul gibi ya. Evet. Bugün ben okula gitmedim. Çok güzel şey yaptın Ertuğrul, aferin. Bekle, büyük annemi okula uygun olmadığımı ikna edebilirim diyor. Hasta numarasını yapacak yoksa senin gibi. Bence evet, ben bugün öyle yaptım. Tamam, şimdi onunla konuşma zamanıymış. Gidip konuşalım o halde. İlk görevimiz geldi. Büyük anneyle konuşma görevi. Ne kadar hızlı gidiyoruz baksana. Tamam, büyük annemizi bulalım. Büyük annemiz. Bu kim? Büyük annemiz nerede? Aa, büyük annemiz bu mu? Evin her yerinde garip fotoğraflar var. Hadi büyük annemizle konuşalım. Anam bu ne? Tamam, konuşuruz. Hazır mısın? Hazırım. Bakalım ne diyeceğiz. Hey büyük anne, bugün okula gitmememin sakıncası var mı? Hayır, buna izin veremem. Okula gideceksin. Hemen hazırlan ve okula git. Büyük annemizi ikna edemedik. O yüzden okula gitmemek için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yakışıklı köpek. Arkadaşlar sizce yakışıklı köpek mi daha yakışıklı, yakışıklı güvenlik mi? Yani niye bu kadar komik? Tamam, çöpü bulup üzerimize dökmemiz gerekiyor ama çöpü üstümüze döküyoruz. Evet. Ve diğer görev büyük annenin bahçesini çiğnemekmiş. Büyük annemiz bizi mahvedecek. Bahçe nerede ki? Bahçe. Aha, kadın buraya ne güzel bir sürü şey ekmiş ve biz bunları çiğneyeceğiz mi şimdi? Oh yeah. Tamam. Karnımız doydu. Şimdiki görevimiz ise dizüstü bilgisayarı yatak odasının kapısından atmak mı? Oynarız. Bu çok kötü. Bu çok kötü bir plan. Yatak odasını bulmamız lazım. Burası garaj. Burası banyo. Burası, evet, dizüstü bilgisayar bu değil mi? Aha, fırlatacağız şimdi. Evet, bilgisayarı aldık, kafamıza koyduk. Oha oha. Kırılmış mı diye baksana. Evet, şu anda evde kaos çıkıyoruz. Ertuğrul paramparça olmuş bilgisayar. Ve büyük annemizle konuşacağız. Bakalım bize ne diyecek. Büyük anne, havuçların kötü halde diyoruz. Çabuk okula git. Ben etrafı toplarım. Sen yeter ki okula git. Büyük annemiz yine ikna olmadı Ertuğrul ya. Ya şu fotoğrafa baksan ne kadar komik. Şimdiki görevimiz ekmek kızartma makinesini bozacağız. Tamam, ekmek kızartma makinesini de yaktık. Büyük anne ile tekrardan konuşmaya gidiyoruz. Hey büyük anne, yangın var. Büyük anne, mutfakta ne olduğunu gördün mü dedik. Sence ne diyecek? Yine okula git, ben baş ederim diyecek. Hadi bakalım. Ekmek kızartma makinesini mi buldun gerçekten mi? Tamam, bir şey olmaz, sen yeter ki okula git. Hayır hayır, bu büyük anne sinirlenmiyor asla ya. Büyük annenin örgülerini yakacağız. Sence büyük annenin örgüleri şunlar mı? Evet, yakalım bakalım şunları. Ve büyük annenin yastıklarını yere at diyor. Bunları da yere at, her tarafı dağıtacağız. Büyük annenin televizyonunun sesini fulle. Gel. Aa, bu tatlı bir kedi çıktı. Ve radyonun sesini fulle. Radyo nerede sence? Aa, şurada buldum. Balık tankını mı kır? Balık tankı. Aa, akvaryum patlatacağız. İçeride balık var mı? Umarım yoktur. Eyvah. Eyvah. Çok özür dilerim kayıp balık Nemo. Büyük anneyle konuşalım. Bence artık bizi mahvedecek. Hey büyük anne, yaptığım şeyleri gördün mü diyoruz. Etrafı da atmayı bırak artık. O da bizi kaçıracaksın. Büyük anne niye kızmıyoruz Ertuğrul ya? Tamam. Bütün tabloları kır diyor. Gelin bakalım tablolar buraya. Hepsini kıracağım. Hepsini. Hayır, bunu niye? Yakışıklı köpek. Evet. Yapacak bir şey yok Ertuğrul ya. Büyük anneyi çıldırtmak için bunu yapmamız lazım. Bütün tabloları şu anda yere indiriyoruz. Hepsini. Son bir tane daha kalmış. O nerede? Kesin şuradadır. Aha! Tekrardan büyük annemizin yanına gidip konuşalım onunla bakalım. Hey büyük anne, bir şey ödünç alabilir miyim dedik. Okul için hazırlığını tamamlarsan tabii ki. Takmış bizim okulumuza ya.
büyük annenin peruğunu aldı. Aa, kel kaldı büyük anne. Ve garaja saklayacakmışız bunu. Eyvah, saklayalım bakalım, saklayalım saklayalım. Nerede? Garaja sakladık şu anda ve mutfakta pasta mı yap? Nasıl pasta yapacağız ki? Allah! Allah! Her şeyi dağıtıyoruz şu anda, çok kötü. Büyük anne, bunu sen istedin ama. Güzel kula göndermeyecekti. Evet. Pastayı al mı? Aa, bu nasıl bir pasta? Olsun, yapmışız. Bu Minecraft pastası. Ve bu pasta evet. Büyük anneye vereceğiz. Hey büyük anne, biraz kek ister misin dedik. Ve bu Minecraft pastası. Olsun, biz bunu yapmayı biliyorduk. Şu an istemiyorum. Hemen git etrafı toplama, attın sen. Tamam, sonunda büyük anne kızmaya başladı galiba. Kızarsa işi kötü olur. Şimdi evin şartellerini arttırıcı. Bak sürekli bunu hızlı hızlı aç kapa aç kapa yaptın. Evet, elimiz elektriğini de mahvettik. Ve bütün pencereleri kıracağız şimdi. Ateşe vereceğiz. Oğlum ne yapıyoruz biz Ertuğrul ya? Sen sakın böyle şeyler yapma, tamam mı? Tamam. Zaten ben bilmem. Ertuğrul valla sen de okula gitmemiş elinden geleni yapıyorsun bazen. Kır 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 kır. Son 3 tane daha penceremiz kalmış. Şunları da kır kır kır. Oh! İlk başta bu benim kopyamdı. Son bir tane pencere kalmış. Hangisini kırmadık biz? Aa, gördüm. Ha, şu garaj penceresini kırmamışız. Hoppa. Tamam. Şimdi büyük annenin arabasının üstüne benzin dökme ateşe ver görevi geldi. Eyvah! Büyük anneyle konuşalım da bu sefer bence kafamızı kıracak sence? Bence de. Büyük annenin rengi sarıydı, beyaza dönmüş kadın. Kadın kalpten gidecek. Büyük anne, evin şimdiki halini nasıl buldun diyoruz. Her yeri yakacaksın, ne yapıyorsun sen? Zaten yaktık büyük anne. Şimdi küvetin musluğunu aç ve tüm banyoyu suyla doldurma görevi geldi. Severim. Ben bunu ben yapayım. Tamam, bas şuna. Evet, suyu açtık şu anda. Allah, oha, ev su altında kaldı. Ama sadece banyo su altında kaldı garip şey. Kapıyı kapatalım bari. Büyük anneyle tekrardan konuşuyoruz. Büyük anne, banyoyu suyla doldurdum. Böylece ev yanmıyor dedik. Söylemek istediğim bu değildi. Tamam büyük anne işte ya. Burada büyük annemizin oyuncak bebekleri var. Bunları da yak diyor. Bu arada oyuncak bebek arkadaşlar, gerçek değil, merak etmeyin. Ve büyük anneyle tekrardan konuşalım. Onları çok seviyordu oyuncakları. Haha dedik. Ne yaptın sen? Ya üzülme be, yenisini alırız be. Şimdi limonata standındaki adamı uzaya fırlatma. Limonata standındaki adama niye bulaşıyoruz ya? Abi kusura bakma, oyun bize böyle bir görev verdi. Bu adamı uzaya fırlatalım mı? Bence evet. Ertuğrul ne yaptın? Allah, uy, adamı uzaya fırlattık. Adamın ne günahı vardı, limonata satıyordu orada ya. Biz satıyoruz artık. Büyük annenin odasına kocaman bir arı kovanı koyacakmışız. Şimdi bu kadın bunları hak etmedi Ertuğrul ya. Bir yerde dursak mı artık? Hayır hayır. Oyunun görevi. Evet, arı kovanını koyduk büyük annenin odasına ve tekrardan büyük annenle konuşuyoruz. Arıları sever misin diye sorduk. Durdur şunu hemen. Ya durdurmayacağız. Şimdi evi yıkmak için bir inşaat şirketini arayacakmışız. Yok artık. Bu kadar da fazla Ertuğrul ya. Merhaba, ben ev yıkıcıyım. İhtiyacınız mı var bana? Evet, evimizi yıkmak istiyoruz. Eğer evinizin şipşak yıkılmasını istiyorsanız doğru kişiyi aradınız. Hemen gelin lütfen. Tamamdır, kısa süre içinde geleceğim oraya. Evet, şu anda ev yıkıcılar geliyor ve evimize saldırmaya başladılar. Ertuğrul, Ertuğrul. Oh! Aa, Bacon çıktı şakadan. Tamam, adam işini iyi bir şekilde yaptı mı sence ev yıkıcı? Biz söylediğimize göre yaptı. Tamam, eğer ona bir daha ihtiyacımız olursa onu arayabilirmişiz. Ve büyük annemiz şaşırdı. Bakalım şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacaksın? Ayaklarım ne kaldı? Dünyayı mı yakacaksın? Yaramaz çocuk seni. Dünyayı da yakacağım. Okula gitmemek için her şeyi yaparım diyoruz ve büyük annenin dünyayı yakma fikri de çok mantıklı geldi. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır, yapma lütfen. Bak şimdi bir araba çıkar dedi, araba geldi. Aha, arabanın içine giriyoruz. Nereye gidiyoruz biz? Arabayı tünele mi sür? Oha, uzaya gidiyoruz. Aha, bir adamla beraber uzaya çıkıyoruz galiba. Uzaydan dünyaya atom bombası atacağız. Ertuğrul bak, okula gitmemek için bu kadar şey yapmaya gerek yok aslında. Yani tek hasta numarası yap yeter. Onu da yapmayın. Ve bakalım şimdi ne olacak? Hayır 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 hayır. Fırlattık bombayı. Hayır, 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 hayır. Ertuğrul hayır. Hayır! 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 Evet. İyi, sona geldik. Peki biz burada mesela böyle beklesek bir şey olur mu sence? Bence olmaz. Birazcık bekleyeceğim. Yani böyle kendi kendine burada kalıyor mu, oyunu da bitti mi, devam mı edecek görelim. Ve şu anda dünyanın yangını söndü derken bir dakika. Tekrardan yatağa geldik. Oyun bir daha mı başladı acaba, anlamadım. Aa, bunların hepsi bir rüya mıydı diyoruz. Bir dakika, oyun devam ediyor. Öyle şükür bir rüyamış be.
Ama her şey çok gerçek hissettirdi dedik. Yani gerçekti bence. Tamam. Tekrardan okula gitmemek için büyük annemizi ikna etmemiz gerekiyormuş. Tamam tamam tamam. Bak bu kadar abartmayalım bu sefer. Tamam mı Ertuğrul? Tamam. Çıkalım bakalım. Büyük anneyle konuşalım. Büyük anne. Okula gitmesem olur mu dedik. Bugün hafta sonu biliyorsun değil mi? Bugün okul yok. Ne hafta sonu muymuş bugün? Tabii ki. Bütün günün keyfini çıkın. Hafta sonu günleri okul yok. Ve mutlu oluyoruz şu anda. Gerçekten iyi sona ulaştık. Gerçekten iyi son. İyi ki iyi. Ve bizi oyundan attı. Oyundan atıyorsunuz. Videomuz da burada sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten kaos dolu bir videoydu. Yani harbiden de kaos bir videoydu. Babaannemizi çıldırmak için dünyayı bile yok ettik ama buna değdi. Videomuzun burada sonuna geldik. Sağda solda çıkan videolarımıza tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.